Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı uzun bir süredir takip eden veya hafif bir göz gezdiren arkadaşlar bilir ki kanalımda şu tarzda montaj videoları var, editler var. birçok insan takipçilerim bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Yayınlarda olsun ya da yorumlarda olsun. Bunları nasıl kaydediyorsun? Sürekli kayıtta mısın gibi gibi sorular geliyor. Ben bu videoda bu soruların cevabını vermek istiyorum. Arkadaşlar bu sistem çok basit. eğer bilgisayarınız destekliyorsa, ekran kartınız destekliyorsa Nvidia'nın geliştirdiği bir GeForce Experience diye bir uygulama var. bunu yazıyoruz. En üstü çıkana giriyoruz. Daha sonrasında ise burada direkt hemen indire basıyoruz. İndiriyoruz bunu. Kaydet Tabii ben indirdiğim için indirmeyeceğim ben de yükte olduğu için siz bunu kuruyorsunuz. E, sizden üye olmanızı işte ya da bir Google hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bu sayfa çıkacak. Oyunlarınızı tarayabilir. böyle karşınıza çıkar. Daha sonrasında buradan ayarlar menüsüne geliyoruz. Sağ üstte. Burada hatta hesabımız gözüküyor. Burada özellikler kısmında oyun iş yer paylaşımı hazır diyorsa oyun işi yer paylaşımını kullanabiliyorsunuz. Yani benim yaptığım bir şekilde Kaydedebiliyorsunuz biliyorsunuz anında yeniden oynatma açık olduğu zaman ben e, kayıtta değilim şu anda ama bu açık olduğu zaman e, herhangi bir şey yapıyorum burada işte e, masa üstünde ya da işte oyunda oyunda diyelim güzel bir anım yakaladım. Kayıtta değilken sadece bu anında yeniden oynatma açıkken alt F9'a bastığım zaman da daha sonra görmüş olduğunuz gibi son 3 dakika 30 saniye kaydedildi diyor. E, ben bunları oyunlarda kullanıyorum ve şöyle bir güzelliği var. Bunları sizin için ayırıyor. Diğer, masa üstünde video kaydettiniz. Masa üstü olarak gösteriyor. Ayrı bir klasör de gösteriyor. Şöyle gösterebilirim onu da. İşte ETS'de kaydettim. ETS'de gösteriyor. Zula'da kaydettim. Zula'da. CSGO'daki. CSGO'da. Bu şekilde ayırabiliyor. Şimdi programı yüklediniz. Burada size oyun içi yer paylaşımı hazır diyor. Yani her şey e, normal. Oyun içi yer paylaşımı. Yani şu üstteki şu butona geliyoruz. Tıklıyoruz bir kere. Burası açılıyor. Burası da kapalıdır. Ayarlar menüsüne geliyoruz. Daha sonra buradan e, ses kısmına gelip mikrofonunuzu seçebilirsiniz. Bunu ben kapalı kullanıyorum. Yani şurada kapalı bende. Çünkü o sadece oyunun sesi gelsin, istiyorum benim sesim gitsin istemiyorum. Sadece hani kulaklıktan ne duyuyorsam ben o ses gelsin istiyorum. O yüzden ben de kapalı. Açık olarak kullanabilirsiniz. Yani sizin sesinizi de alır. Video görüntü yakalamaya geliyoruz şimdi. Bunu oyun içi seçiyoruz. Bu da 60 FPS'de kalıyor. Bunu e, ne kadar arttırırsam o kadar fazla e, kaydedilen e, video boyutu artar ama kalitesi de artar Ben bunu 120'de kullanıyorum 3 dakikalık bir video kaydediyor 3.1 GB alıyor bunu yüksek yapalım orta yapalım yapalım hemen yani özel olarak kullanıyorum ve 120 alıyorum bu şekilde kullanıyorum anda yeni süresi de diye yani son kaç dakikaya kaydedeyim geçmiş geçmiş üç buçuk dakikaya kaydeddiğim demek istiyor burada bunu 15'e getirdiğim zaman geçen 15 dakikayı kaydedecek. Yani geçmiş olmak üzere 15 dakika kaydedecek, bilmiyorum anlatabildim mi ama Umarım anlatabilmişimdir Ben bunu 3.5 dakika olarak kullanıyorum zaten oyunlarda bir round 2 dakika falan olması gerekiyor o yüzden Fazla bir sıkıntı olmuyor, iyi böyle yakalıyorum Ben de sizinle böyle paylaşmak istedim Ses öyle ayarlıyoruz bildirimler açık kalabilir ona işaretlememize gerek yok Farklı bir şey klavye olarak yolları burada Anında yeniden oynatmayı nasıl açıp kapatmak istiyorsunuz? Ben Alt F11 kullanıyorum. Siz farklı bir şey atayabilirsiniz. Ne bileyim ben Alt F9'a bastığım zaman geçmişi kaydedebiliyorum. Siz bunu başka bir şey atayıp oyundayken basıp kaydedebilirsiniz. Yani mantığı böyle. Diğerlerini boş bırakmışım. Çünkü benim işim sadece bu geçmişi kaydetmekle. Ve e, bunun kaydet özelliği de çok kaliteli. Ben şu an monitörümde ne görüyorsam e, aynısını direkt kaydediyor. Yani çok güzel bir uygulama. Andayın oynatma da böyle aynı şekilde. Ben bunları açık kullanıyorum. Direkt buradan açmama açmama da gerek yok. Masa üstündeyken direkt alt F11'e bastığım zaman kapatıyor. Bastığım zaman tekrar açılıyor. Sağ üst bildirimini gösteriyor. Alt F9'a bastığım zaman da geçmişi kaydediyor. Alt f bastığım zaman da kayıta başlıyor. Tekrar bastığımda kayıtı durduruyor. Ee, nereye kaydediyor derseniz bunları e, dosya gezginini nasıl açıyor, açıyorsunuz. Bu bilgisayara geliyorsunuz. Daha sonrasında videolar. burada klasör klasör kendi kendini ayırıyor. CSG olsun, OBS kayıt olsun. O farklı da e, masaüstü olsun. Masaüstünü desktop olarak gösteriyor. E, hangi oyundaysanız ona göre burada kesiyor. Yani alıyor, geçmişi kaydediyor. Bu şekilde yanlarınızı yakalayabilirsiniz. Buraya kadar izlediysen çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarzda daha böyle eğitim videoları tarzında videolar istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlar kısmında merak ettiğiniz herhangi bir soruyu sormayı unutmayın. Ee, bu programı kullanmanızı kesinlikle ve şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çok işe yarıyor. En ee, iyi diye buradan koskocaman teşekkürler böyle bir uygulama çıkardığı için. Kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Umarım bilgisayarınız kaldırıyordur. Hepinizi çok seviyorum. Twitch kanalıma, d -like kanalımı takip etmeyi ve hala YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.